Şimdi geçmişten bugüne kadar bu Kızılbaş Alevi inancımız üzerinde bütün Osmanlı'dan evveliyatına bugüne kadar baskılar, zulümler, asimilasyon çabaları devam ediyor. Yani hiçbir zaman da bu çabalarına geri durmadılar, vazgeçmediler. Ancak tarihe baktığımızda bütün bu zulümlere, baskılara, asimilasyon politikalara karşı Aleviler de her zaman bir direnç içerisinde olmuş, kendi inancını her biçimde yaşatarak bugünlere taşımışlardır. Yani daha 1980'ler hatırlandığında, daha 1980'lerde bütün köylerimize cami yapıldı. Çocuklarımız imam hatiplere götürüldüler. Mezar taşlarımız bir tarihi yok etme girişimiydi bunlar. Mezar taşlarımız mezarlardan alınarak kaybedildi ya da bir yerlere götürüldü. Şimdi bu şekilde bu inancımız üzerindeki baskılar, sindirme, asimilasyon politikaları, değiştirme politikaları çeşitli biçimlerde sürüyor ve bugün de sürmektedir. Bugün cemevlerimiz üzerindeki baskılar, bugün dersinde diyelim ki yöneticiler üzerinde oynanan oyunlar, yani inancın gereklerinden, ritüellerinden, yaşam tarzından uzaklaştırma çabalarının bir parçası bugün de yaşananlar. Şimdi bugün de diyelim ki köylerimizde karakollardan ezanlar okunuyor. Yani öncelikle şunu belirtmek gerekir ki hiçbir Alevi ezan sesinden rahatsız olmaz. Ezandan rahatsızlık duymaz. Çünkü o inancın bir ritüelidir ve o inançta yaşayan insanların yerine getirmesi gereken, bizim de saygı duyduğumuz bir şeydir, bir uygulamadır. Ancak bunu geçmişte Alevi köylerine cami yapılması gibi, çocuklarımızın imam hatiplere götürülmesi gibi, eğer bu bir dayatma haline gelirse, bu bir değiştirme politikasının asimilasyonun bir parçası haline getirirse bizim itirazımız bunadır. Yani evet, bugün Dersim'de de camiler vardır ama %90 nüfus Alevidir. Yani Alevi'de %90 nüfusun ya da çoğunun orada yerel halkın inancının, düşüncesinin mutlaka dikkate alınması gerekir bunlar yapılırken. Onların inancına da, bizim inancımıza da saygı duyulması gerekir. Bunun gerekleri yerine getirilmesi gerekir. Ha bugün ne yazık ki yani köylerde cami yapılması gibi, çocuklarımız imam hatiplere götürülmesi gibi bugün de köylerimizde ezanlar okutuluyor.